fashion. Kader nedir desem, neler dersiniz neler. Bu konuda haklı mısınız desem ya da haksızsınız desem, al sana bir tartışma konusu daha değil mi? Kader konusu böyle işte. Niceleri tartışmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlar. Kimileri de, yahu bu bir vicdan derinliğinde anlaşılır. Niye beyhude tartışır durursunuz der. Size bir şey söyleyeyim mi? Genelde insanlar kaderi işleri ters gittiğinde hatırlar. Ne var yine? Ne oldu? Seni duyan da büyük bir olay var zannedecek. Küçücük bir tümsek. Atla. Atla geç hadi. Hadi Taşkın Efendi yapabilirsin. E bakma şaşkın şaşkın, hadi yap bakalım. Peki sen bilirsin Taşkın Efendi. Zorla zarara razı olana denecek laf yok. Bizimki de hayat mı oldu? ...13, 39, 40, 44 Ne ev ne araba. Anca milletin arabasını tamir edeceğiz de iki kuruş eve ekmek parası götüreceğiz. Garibanız ya, ihaleden de tık yok. Fakir geldik, fakir gideceğiz bu dünyadan. Ulan kadere bak be. Ben sürünüyorum diyorum. Sen 47-49 diyorsun. Sorma ortak. Dün gece bir rüya gördüm de. Hayırdır inşallah. Vallahi hayır mı şer mi bilemedim orasını. Niye ki? Rüyamda bir yola giriyorum. Bilmediğim bir yol. Ondan herhalde korkuyorum yürürken. Sonra yola bakıyorum. Bastığım yerlere. Yerlerde sayılar var. Ne sayısı? 6 tane sayı. Yürüyorum. 13, 39, 40, 44, 47, 49. İşte her yerde o 6 sayı. Ne bileyim. Oğlu, bir loto toto oynasın. Tövbe. Alın teri olmayan öyle haram para sokmam ben evime. Şu ihaleyi bir kazanalım ortak. Sonra belediye otobüsleri bizim emrimizde oldu mu, o zaman gör bizi. Helal ekmek yiyelim de. Ulan sen de taktın helali harama. Kalk bakalım. Of kalk, anne. Kalk tembel teneke. Kalk hadi hemen kahvaltıya. Anne ben çok korktum. Çok mu korkmuş benim kuzum? Kötü bir rüya mı gördün oğlum? Şöyle kocaman bir evimiz varmış. Sonra bir bakmışım ki siz kaybolmuşsunuz. Evin çok odası varmış. Sonra ben sizi arıyormuşum ama siz yokmuşsunuz. Sonra korkup ağladım ben. Rüya bu oğlum, rüya. Bak annem burada. Ama eğer böyle yataktan kalkmaz, yemek yemezsen biz de sonra küseriz babanla sana. Maviş bile küser sonra. Bak Maviş kahvaltısını yaptı bile. Hadi, hadi kalk bakalım. Sucuk var mı? Aa, her gün sucuk mu olurmuş? Hadi kalk. Hadi miskin seni, kalk. Anne azıcık da. Biraz daha falan yok. Hadi kalk. Kalk. Hadi hemen kahvaltıya.
Kalk bakalım, koş 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 koş. Ay. Altı üstü bir sucuk, fiyata bak. Bunun da farkı yok ki. Affedersiniz. Parası olmayan için pahalı ama olan için ucuz. Çocuğum için. Hele de hastaysa. Ne? Onu mahrum etmemek lazım. Sonra üzülen sen olursun. Bir dakika sen. Sen nereden biliyorsun bunu? Beni tanıyor musun? Bilmek için tanımak gerekmez evlat. Dikkat etsene be adam. Nereye gitti bu adam ya? Oğlum, bir lototo oynasın. Alın teri olmayan öyle haram para sokmam beni öyle. 13, 39, 40, 44, 47, 49. Az kaldı oğlum. Bak tekerleri de yaptık mı tamam o zaman. Aslan babam. Bütün çocuklar kıskanacak araban bitince ya. Baba, büyünce gerçek arabam olur mu? Olur tabii. Okursan büyük adam olursun. O zaman çok çalışıp bir araba alırsın inşallah. Hadi bakalım sofraya. Sucuk mu aldın baba? Evet oğlum. Aslan babam, seni çok seviyorum. Hadi koş. Yuppi, sucuk almış. Seyirciler şanslı sayılar düşmeye başladı. 689. hafta sayısal loto çekilişi. İlk şanslı sayımız 44. Evet, ikinci topumuz da düştü ve 47'yi görüyorum sayın seyirciler. Şu an itibarıyla düşen toplarımız 44 ve 47. Toplarımız dönmeye devam ediyor. Bakalım bu hafta şans hangi elimize, hangi hadi anne çabuk ol. Tamam oğlum. Evet sayın seyirciler, diğer topumuz da düştü. Al bakalım. Üçüncü topumuz 13. Şu an itibarıyla 40, yaşasın sucuk ekmek. Aslan babam. Çekilişimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, dördüncü topumuz da düştü. Dördüncü topumuz 39. Şu an ekranda sizlerin de gördüğünüz hay gibi Allah. İlk dört şanslı sayımız. Acıktın değil mi? Al bakalım. Çok ye ki büyük adam olasın. Bana dönsene. Kıstın mı bana? Evet, beşinci için 40 diyoruz. Sayın seyirciler, ilginç bir hafta yaşıyoruz. Hemen size şanslı sayılarımızı hatırlatıyorum. 44, 47, 13, 39, 40 ve 49 son düşen sayımız. Son şanslı topumuz da 49 sayın seyirciler. Altısı da tuttu. Tekrar edelim. Vay be! 44, hepsi çıktı. 13, 39, 40 ve 49. Bir de küçükler büyüğe sıralayacak olursak 13, 39, 40, 44, 47 ve 49. Evet, bu haftanın şanslı sayıları bunlar sayın Ahmet seyirciler. Ahmet Ünlü. Aman Allah'ım. Ahmet şimdi biz zengin mi olduk? Yok canım. Çünkü ortada 4.501.695 liranın sahibinin soru işareti var. Sayın seyirciler, biliyordum. Bir gün şansı bize de güleceğini biliyordum. Onun bunun yanında çekiş sallayıp durmayacağımızı biliyordum. Birilerinin ağız kokusu çekip durmayacağımızı biliyordum. Hep böyle olmayacaktı tabii. Eh be talih, eh be şans. Nihayet bizi de hatırladın ya sonunda. Elvan dur, ver şu kuponu. Zengin olduk. Zengin olduk Ahmet, düşünsene. Sefalet, fakirlik yok artık. O Selim Usta'nın yanında sürtüp durmak da yok.
Güzel bir evimiz, arabamız, paramız, pulumuz, her şeyimiz olacak. Ömer'imiz güzel büyüyecek. Elvan. Baksana sucuk getirdim. Neden yemiyorsun ki? Yoksa hasta mısın? Hadi Maviş. Hadi yesene. Artık elin kokoşlarına dikiş de dikmem. Düşünsene Ahmet. Kimsenin kahrını çekmeyeceğiz artık. Elvan tamam bir dur. Bir dinle beni. Ömer'ime istediği her şeyi alırım. Oyuncak mı istedi? Gel oğlum derim. Giderim bir oyuncakçıya. Seç derim. İstediğini seç. Elvan yeter. Ahmet. Ahmet. Zengin mengin olmadık. Kuponu yatırmadım, tamam mı? Yatırmadım. Yatırmadın mı? Delirdin mi Ahmet? Selim'in şansı o sayılar. Rüyasında görmüş. Bizim hakkımız değil o para. Oynasam ne olur hem? Haram değil mi? Selim. Ona uyduğun için düştüğümüz hallere bak. Yok tamirhaneymiş, yok ihaleymiş. O kadar borca girdin. Tamirhaneden ne kazandın? Karnımızı zor doyuruyoruz. Hani nerede ihale? Size mi verecekler koskoca belediye otobüslerini? Hepsi yalan dolan. Sen hala o adama uy. Harammış. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Biraz aklını kullansan şimdi zengin olacaktık. Elvan yeter. Yalan mı? Şu çocuğun haline bak. Halimize bak. Hadi Maviş, hadi ye. Ay. Dur, Maviş. Ah. Maviş, dur. Ömer! Ömer! Ömer oğlum! Ahmet bir şey yap! Ömer! Ömer oğlum! Hemen hastaneye götür. Çabuk olun. Lütfen çabuk olun. Olma bir şey olmasın. Merak etmeyin. Ömer! Çabuk! Çabuk! Tülay, buradayım canım. Hakan! Oğlum! Ömer'im. Lütfen çabuk. Oğlum. Lütfen. Siz bekleyin burada. Tamam. Tamam sakin. Bunu söylemek çok zor. Öncelikle güçlü olun. Oğlunuz kötü bir hastalığa yakalanmış. Ama dermansız değil. Söyleyin, hazırım. Lösemi. Kan kanseri mi? Maalesef. Tedavi için önce uygun ilik bulunması gerekiyor. İlik mi, kan mı, ne gerekiyorsa ben veririm. Canımı bile veririm. Ömer'imi kurtarın yeter. Size de eşinize de doku testleri yapılacak zaten. Ama doku uymazsa uygun donör bulunana kadar bekleyeceğiz. Veya pek etik değil. Ama satın alacaksınız. Ancak uygun ilik bulunursa ameliyat yapılabilir. Ve bu işlemler için yaklaşık 200 bin dolar civarında para gerekecek. 200 bin dolar mı? Kurban olayım doktor hanım. Ben nereden bulayım bu parayı? Başka çare yok. Borç, morç, gerekirse kredi. Artık ne geliyorsa elinizden. Şimdiden para bulmaya çalışın bence. Peki, sağ olun. Oğlum ölecek, benim yüzümden. Ah kafama. Nasıl böyle aptallık yapabilir? Nasıl? Keşke yatırsaydım o kuponu. O zaman böyle olmayacak. Oğlum yaşayacaktı. Kesin yaşayacaktı. Oh.
Nereden çıktın sen? Beni mi takip ediyorsun? Herkes bir yerden çıkıp gelebilir. Bunun ne önemi var ki? Ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun benden? Ben bir şey istemiyorum. Sen istiyorsun. Pişmansın değil mi o kuponu yatırmadığına? Ama sen... Şimdi senin aklından şunlar da geçiyordur. Birileri o paraların sefasını sürüyor, ben de ezasını çekiyorum diye. Daha gerisini söylemeye gerek var mı? Sen nereden biliyorsun? Nesin sen? Bilmek için çok fazla şeye gerek yok. Aklından geçen apaçık okunuyor zaten. Öyle mi? Neymiş peki benim aklımdan geçen? Böyle kadar olmaz olsun geçiyor. Bir fırsat olsa geri dönebilsem geçiyor. Dahası o parayı bir elime geçirsem geçiyor değil mi? Ha. Bütün satırları okumama gerek yok sanırım. İşin özeti sen geri dönmek, kaderini değiştirmek istiyorsun. Keşke olsa. Oldu diyelim. Bir olsa var ya dediğin. Oldu say. İşte o zaman görürdün kadere hükmetmek neymiş. Sıfır hata kader kurmak neymiş. Bu kadar kesin mi? Hem de çok kesin. Bakalım. Ne bu? İstediğin şeyin anahtarı. Hadi. Kapıyı aç ve gir içeri. Yeniden başla. Göster bize kadere nasıl hükmedeceğini. Nesin sen? Deli falan mı? Kaderi değiştirip hükmetmek isteyen ben değil sensin. Bu durumda akıllı olan kim? Deli olan kim? Ben anlamıyorum. Sen şimdi... Evlat, niye lafı dolandırıyorsun? Geri dönmek isteyen sen değil misin? İşte sana fırsat. Çevir anahtarı, gir kapıdan ve yeniden başla. Hadi. Ya doğru değilse dediklerin? Ben buradayım. Getirir yüzüme çarparsın anahtarı. Bak, şu asansör 8. kata gelinceye kadar vaktim var. Hadi, hadi çabuk ol evlat. Tamam. Hadi evlat. Karar vermenin için saniyelerim var. Keşke demiyor muydun? Hadi, hadi. Zamanın azalıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı olsun, bol şans. Evet,
Beşinci için 40 diyoruz. Sayın seyirciler, ilginç bir hafta yaşıyoruz. Hemen size şanslı sayılarımızı hatırlatıyorum. 44, 47, 13, 39, 40 ve 49 son düşen sayımız. Tuttu. Son şanslı topumuzda evet, 49. 49 sayın seyirciler. Kazandım. Tekrar oldu. Edelim. Oldu 44, bu sefer. 47, oldu. 13, bu sefer oldu. Ne oluyor? Kazandım. Bir çıktı. Küçükten büyüğe sıralayacak olursak. 13, aa, 39, ne çıktı? 40, 44, i̇şte, 47, işte bu. Evet, bu haftanın şanslı bunlar sayın seyirciler. 4.501.695 liranın sahibinin soru işareti var. Sayın seyirciler, 689. hafta kazandık. Sayılan loto çekilişimiz burada sona erdi. Hadi Maviş. Ay. Dur Maviş. O para bizim mi? Biz mi kazandık? Evet, zengin olduk, zengin. Allah'ım, Allah'ım sonunda. Sonunda bizim de yüzümüz gülecek Ahmet. Hemen taşınırız bu mahalleden Ahmet. Sen de o Selim Uslu'dan kurtulursun. Ne hali varsa görsün. Sonra da artık... Ömer! Aa. Barış! Dur! Aa! Oğlum. Ne oldu Ahmet? Niye koştun? Ömer, zengin olduk, zengin. Aa, ter içinde kalmış Ahmet. Ateşi var, çok ateşi var. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Allah geç Allah. Ne için geç olacak Ahmet? Gel kuzum gel. Bir sirkeli su yaparım, hiçbir şeyci kalmaz. Olmaz olmaz, doktora götürüyoruz. Ahmet, niye Ömer diye merdivenlere koştun öyle? İçime doldu. Hasta çocuk işte. Ateşi var ya. Tamam kuzum, tamam. Ömer, geldik oğlum. Hadi. Elvan, bileziğini versene. Ne yapıyorsun sen? Bilezik verilir mi hiç? Unuttun mu? Zengin olduk. Ver. Ver. Buyur kardeş. Abi, olur mu ya? Ömer. Hah, gözünü aç oğlum Ömer. Elvan tamam. Sizin için çok zor bir durum biliyorum. Ama kan sonuçları maalesef lösemi olduğunu işaret ediyor. Ne? Ne? Kan kanseri mi? Kesin teşhisi Tülay Hanım koyacak. Ama eğer öyleyse iyileşmesi için ilik nakli gerekecek. Uygun ilik bulunsa da maalesef... Gereken neyse yapın doktor. İlik bulunsun yeter. Para sorun değil. Anlıyor musun doktor? Oğlumu kurtar. Para sorun değil. Elimizden geleni yapacağız. Baba gerçekten iyileştim mi ben? Elbette oğlum, turp gibi oğlum. Bir kurban keselim Ahmet. Neyse ya, gerek yok kurban kesmeye falan. Yazık olur zavallı hayvana. Bizim mi bu araba? Bizim ya. Annem zengin mi aldık yoksa? Yumurcak, hadi koş bakalım arabaya. Hadi bakalım. Gel bakalım. Kapat bakalım gözlerini. Sana bir sürprizim var. Hadi aç bakalım. Aa, bu evi rüyamda görmüştüm. Ne rüyası? Tabii rüya gibi aslanım. Ama bak şimdi gerçek. Hadi aç bakalım. Bakalım içeride neler varmış. Thank you.
Elvan abla bir yere mi gideceksin? Yok şekerim. Kocam için süsleniyorum. Yavaş yavaş. Bu devirde bakımlı olacaksın. Yoksa vallahi hap gibi yutarlar kocanı. İlahi abla. Alemsin yani. Bunları niye taktın? Maymuna çevirdin beni. Çıkar şunları. Çıkar. Bak canını sıkmayayım diyorum ama dayanamıyorum işte. Hayatındaki ikinci kadın olmak istemiyorum. Böyle gizli saklı nereye kadar? Ne gizli saklısı canım? Bak, ayan beyan kabak gibi ortadayız. Hem birinci kadın ikinci kadın da neymiş? Sana dayalı döşeyle ev tuttum. Başka bir arzu. Söyletme şimdi adamı. Aa, tamam tamam kızma. Çok sevdiğim için hep yanımda ol istiyorum. Ömer? Evde olursunuz sanmıştım. Annem de yok. Oğlumun sesinde bir sitem mi seziyorum yoksa? Sitem sana değer verene yapılır baba. Sadece bir bakayım dedim. Doğum gününü unuttuğumu sanıyorsan bak bu konuda yanılıyorsun koçum. Babanı tanımamışsın. Evde yokum. Çünkü çok önemli bir iş yemeğindeyim. Şimdi salondaki alt büfenin çekmecesini aç. Sana bir sürprizim var. Sonunda oldu baba. İş buldum. Evet. Başladım bugün. Avans da verdiler. Eve bir şeyler aldım marketten. Geliyorum baba. Evet baba. Sonunda oldu. Ne var anne? Ne oldu? Niye aradın ki? Merak etme. Babam bu yılki oyuncağımı verdi. Siz keyfinize bakın. Bu yılki sevgi gösterinizi aldım. Merak etme babacığım, doğru eve geliyorum. Oğlum, kötü bir şey mi oldu? Biri bir şey mi yaptı sana? Konuşsana oğlum. Birine çarptım baba. Hızlı gidiyordum. Kanlar içindeydi baba. Kaçtım. Kaçtım işte. Eyvahlar olsun. Başımıza gelene bak Ahmet. Ahmet ne olacak? Her taraf kan. Korktum. Genç bir çocuktu benim gibi. Çocuk öldü mü? Bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Hapse sokacaklar beni baba. Yok, hayır. Ahmet olmaz öyle bir şey. Ne hapsi? Bir defa sen benim oğlumsun. Basarız parayı hallederiz. Önemli olan senin iyi olman. O kadar. Allah'ım. Allah'ım. Baba, ya çocuk ölmüşse? Korkma. Bakacağım ben bir çaresine. Ben sana süt ısıtayım oğlum. Ilık süt iyi gelir ha? Bunu sürekli anlatıyoruz. Sürekli söylüyoruz. Sayın seyirciler,
Feci kazada Serdar Güzelcan ağır yaralandı. Serdar'a çarpan arabanın kaçtığı tahmin ediliyor. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Güzelcan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak henüz yeni bir bilgi alınmış, henüz bir ipucuna varılmış değil. Abi hallettik. Bir görgü tanığı varmış. 3-5 kuruş verdik susturduk. İyi. Başka? Abi yalnız bir büyük sorun var galiba. Şu arabayı hala saklıyoruz. Ama sakat o iş. Evin bir yerde tamir ettirip izleri yok etmemiz lazım. Tamam. Sen arabayı bana bırak. Tamam abi. Yardımcı olabilir miyim? Ben Serdar Güzelcan'ın durumunu soracaktım. Bir bakayım. Ahmet. Sen misin ya? Benim ya. Nasılsın Selim? Asıl sen nasılsın? Zengin oldun, bir görünüp kayboldun ki ara ki bulasın. Onca yıllık arkadaştık. Bizi unutmazsın sanıyorduk. Haklısın kardeşim. Ama parayı kazandığım zaman dedim sana paylaşalım diye. Yok kardeşim. Alın teri değmeyen para bana yaramaz. 3 günlük dünyayı haram parayla yaşamak istemem hiç. Selim. Büyük bir bela var başımda. Ancak sen kurtarırsın beni. Hayırdır? Bizim oğlan bir kaza yapmış. Birine çarpmış, kaçmış kerata. Arabayı saklıyorum ne zamandır. Olayı kapattık ama. Kime çarpmış? Nerede? Ne bileyim. Çarpmış birine işte. Hadi gel, araba dışarıda. Arabanın çehresini değiştirmen lazım. Çok fazla işi yok. Oğlan tam buradan vurmuş. Farın parçası kayıp. O kadar korkmuş ki eve bile zor gelmiş. Neyse, biz şunu yenileyelim gözünü seveyim. Nereye Selim? Hoppala. Ya ne oluyor ya kardeşim? Ne oluyor Selim? Demek o namussuzlar sizdiniz. Ne diyorsun Selim? Oğluma çarpıp kaçan, sonra da parayla olayı örtbas eden namussuzlar. Ne oğlu? Kimin oğlu? Senin oğlunun çarptığı çocuk benim oğlum. Senin oğlun benim oğlumun hayatını bitirdi. Dua et Serdar kurtulsun. Dua et. Eğer ölürsen, eğer onu kaybedersen seni de oğlunu da yaşatmam. Hadi oğlum aç şu telefonu, aç şu telefonu, aç. Polis mi? Serdar!
Başka kimi bekliyordun ki evlat? Başın sağ olsun. Cenazeyi almaya geldim. Senin yüzünden oldu hepsi. Her şeyimi kaybettim. Oğlumu kaybettim. Aman evlat, bu ne öfke? Gören de geriye dönmek isteyen sen değil, benim zannedecek. Kadere hükmedecek. Sıfır hatayla düzeltecek biri vardı. Unuttun mu? Adı da Ahmet'ti sanırım. Dün kaderine fatura kesiyordun. Şimdi de benim gibi bir faniye. Bak evlat, bu kadar hesap hatasıyla maliyecilerden bile yakını kurtaramazsın. Ben evladımı istiyorum. Eğer tekrar geri dönebilirsem. Bu defa hesap hatası yapmam. Öyle mi? Öyle bakma. Bu sefer hesabım şaşmayacak. O kazada olmayacak. Oğlum da geri gelecek. Kaderine razı olmayı denesen. Ben... Dedim ya. Bu sefer kesin kurtaracağım oğlum. Her şey yoluna girecek. O kadar eminsin yani. Hem de ilk defakinden çok daha emin. O zaman dönmek için acele etmen gerek evlat. Polis arabası gelene kadar vaktim var. Hadi. Al anahtarı.
Neredeydin aşkım? Ben lavabodaydım. Ömer. Ömer'le konuştun mu be? 5 dakika önce konuştun ya. Ahmet nereye? Of ya. Ömer! Ömer! Oğlum! Kazadan önce yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Hadi! Yürü yürü yürü! Hadi be sür! Avans da verdiler. Eve bir şeyler aldım marketten. Geliyorum baba. Merak etme babacığım, doğru eve geliyorum. Allah'ım hayır! Kazadan önce yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Yetişmem lazım. Hadi! Yürü yürü yürü! Hadi be sür! Avans da verdiler. Eve bir şeyler aldım marketten. Geliyorum baba. Merak etme babacığım, doğru eve geliyorum. Allah'ım hayır! Aman Allah'ım. Ömer. Ömer. Oğlum. Ciğerim. Ömer'im. Hayır. Ölemezsin sen. Ölemezsin. Oğlumun katili oldum. Bir şey yap. Kurtar oğlumu. Konuşsana be adam. Bir şey söyle. Bakıyorum da evlat. Bu sefer de hesapların iyi şaşırmış ha. Ben böyle olsun istemedim. Başaramadım. Olmadı. Oğlum orada. Buyur. Kendi cezanı kes. Zarara kendi rızasıyla girene ne yaparlar? Yapamam. Ama belki sen... Evlat, şimdi ne geçiyor aklında? Sen biliyordun ya hani aklımdan geçenleri. O zaman benim neler bildiğimi söyle bakalım. Bendeki bilgilerle seninkiler örtüşüyor. Bir defa daha yeniden başlamak istiyorum. Oğlumu kurtaracağım bu sefer. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Ne? Bu isteğine. Neden? Geriye dönüp her şeyi düzeltmek sende sabit fikir haline gelmiş. Onun için okuma kolaylığı var. Sana göre hava hoş. Ama evladı yanan benim. Ben de sana yananım. Berabereyiz yani. Neyse. Peki ya kurtaramazsan? En azından böyle bir kaza olmaz. Hı hı. Peki. Madem istiyorsun tartışmanın faydası yok. O zaman çabuk olsa niye edersin? İşte anahtar. Hadi. Serdar buraya gelinceye kadar zamanım var. Thank you.
geldin mi baba? Geldim oğlum. Geldim koçum. Bu gece yanımda sen mi kalacaksın? Artık hep seninleyim oğlum. Hep yanında olacağım. Canım babam benim. Ahmet, iyi misin? Hoş geldin Selim Usta. Hoş bulduk. Ahmet, kardeşim. Var mı bir gelişme? Yok. Olsa da elde yok, avuçta yok. Bir ihaledir tutturdunuz Selim abi. Hani? Ömer geçmiş olsun. Sağ ol ama iyileşeceğim yakında. Doktor öyle dedi. Biliyorum senin kanın bitmiş. Ama üzülme, ben sana veririm istersen. Teşekkür ederim Ahmet, kardeşim. Çocuk doğru söylüyor. Söyleyene değil, söyletene bak derler ya. Belki de Serdar... Ortak, içsene şeyini, soğutma. Hala haber gelmedi. Ne oldu acaba testlerin sonucu? Hastanede kalsam daha iyiydi. Efendim, merhaba. Ne? Nasıl, uyudu mu? Doğru söylüyorsun değil mi Ervan? Allah'ım sana şükürler olsun. Anladım. Tamam. Tamam. Bak, gördün mü Ahmet? Biliyor musun? Serdar hissetti sanki. Tutturdu Ömer'i göreceğim diye. Varmış bir hikmet demek ki. Çok şükür. Ahmet, çocuğun kurtulduğu sayılır. Bu ne surat Ahmet? 50.000 lira. Ameliyat 50.000 lira. Sıkma canını be ortak. Allah büyüktür. İlik bulundu ya. Para da bulunur elbet. Gerekirse dükkanı satarız. Ömer yaşayacak. Efendim. Evet, buyurun. Tabii, tabii efendim. Ne zaman? Sözleşme mi? Anladım efendim. Tabii efendim. Ortamla geliriz. Peki efendim. Ömer kurtuldu. Kurtuldu Ahmet. Evladımız kurtuldu. Ne oldu Selim? Nasıl kurtuldu? İhaleyi kazandık ortak. Belediye otobüslerinin tahmini bize verdiler. Para geliyor ortak. Allah büyüktür dememiş miydim ben sana? Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Bir de ilginç bir şey daha var. Hani o rüyada gördüğüm rakamlar var ya. Evet. Sonradan dikkatimi çekti. Bizim bu ihale dosyaları için... Numaralar filan, tarihler oluyor ya evrakın üstünde. Evet, biliyorum. Evraktaki numaraları çift taneli okuyunca benim rüyamdaki rakamlara denk geliyor. Ey Allah'ım, sen nelere kadirsin. Ben sana demedim mi? Geçmişe gidip kimse yaşayamaz. O seni hep geleceğe süpürür durur. Yeter ama. Bak, son defa söylüyorum. Atla geç, yoksa... Hayat mürekkebi çoktan kurumuş kader çizgisinde akıp gidiyor.
Bazen sular seller gibi akıverir. Bazen de engellere takılıverir. Ama her engel aşılabilir. Nereden mi biliyorum? Hiçbir Ademoğluna taşıyamayacağı yük yüklenmez buyuruyor ya Yaradan. Bu ezeli beyanı olan itimadımdan biliyorum vesselam. Hayatımızı çok zaman iki seçeneğe sıkıştırır kalırız. Mavi mi, sarı mı, ince mi, kalın mı? 40 katır mı, 40 satır mı? Ondan sonra da gel çık bu işin içinden çıkabilirsen diye söylenip dururuz. Değil mi Taşkın Efendi? Aslında insan kendine bahşedilen donanımı hakkıyla kullanamaz bazen. Ve kendini kendi eliyle cendereye sokar. Bizim Taşkın Efendi yine rahat bırakmayacak bizi. Ne istiyorsun yine? Al bakalım bunu da. Ya korkma al. Allah seni yapacak. Hayır. Gel bakayım sen buraya. Yapma baba. Anne kurtar. Vallahi ben karışmam. Kaçmak yok. Aa, niye kalktınız böyle erkenden? İşe gideceğiz ya anneciğim. Aa, ne işi kızım? Pazar pazar. Ne pazarı anne ya? Çarşamba bugün. Gitmeyin işe. İstemiyorum. Hep anneannemle kalıyorum ben. Aa, nanköre bak. Ben de seni arayacaktım. Kan tahlili sonuçları belli oldu mu? Ya söylesene. Ay dur kalbim duracak şimdi söyleme. Söylüyorum. Maalesef. Çok şükür sonuç beklediğimiz gibi. Oldu mu? Vallahi sonuçlar anne olacağını gösteriyor. Serap gerçekten hamile miyim? Doğru mu? Emin misin? Çok üşüyorum anneanne. Annem gelsin. Ah yavrum. Ah kuzum. Ne oldu birdenbire? Ay, çok ateşim var Umut. Vah 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 ne yapsak? Ah. Ah. Hadi. Gel. Gel. Gel yavrum. Hop. Ah. Ah. Canım benim. Şimdi ılık suyun altına girince hiçbir şeyin kalmaz. Hadi. Dur böyle kuzum. Aa, tüh, gördün mü? Allah almayı unutmuşum. Ha, sen bekle yavrum. Ben geliyorum. Çabuk. Merak etmeyin amca. Çabuk olun çabuk. Çabuk Ömer'i. Olun. Ömer'imi kurtarın. Oldu. Siz bekleyin burada. Ah. Özür dilerim amca. Çok özür dilerim. Dikkat etsene be güzel kızım. Bebeğine yazık. Bebek mi? Nasıl yani? Artık bebeğini düşünmen lazım kızım. Ya ona bir şey olursa? Ne yaparsın sonra? Dikkatli ol kızım. Dikkatli ol. Hakan. Tülay. Yoksa. Oldu Hakan. Oldu. Bir bebeğimiz olacak. Çok şükür. Sonunda.
Sonunda baba olacağım ha. Allah'ım, sonunda bugünleri de gördük. 9 ay nasıl geçecek şimdi ya? Sakin ol Hakan ya. Nasıl sakin olayım Tülay? İlk defa çocuğum olacak benim. Baba olacağım yıllar sonra. Aşk olsun Hakan. O nasıl laf öyle? Umut var ya, sen zaten baba değil misin? O başka Tülay. Umut'u da çok seviyorum. Ama ne de olsa evlatlık... Öz oğlum değil ki. Ama bu bizim kanımız, bizim canımız. Hay Allah, trafiğe takıldık. Verdim de yetiştiremeyince boş verdim. Ha. Hem işini baba yapmadın hem de eğleniyor musun? Baba, sakin ol. Sen ve Yusuf muhteşem bir karı koca olurdunuz. Ama geç kaldım işte. Bundan sonra iyi besleneceksin. Artık diyet, rejim, mejim anlama. Çocuğumuzu gıdasız bırakmak yok. Abartma bu kadar Hakan. Sakınan göze çöp batarmış. Ha dur, ben bir annemi arayayım. Bakalım ne yaptılar Umut'la. Tamam canım. Rica ederim, kendinize gelin. Benim şimdi işim var Yusuf. Efendim? Öğlen gelirim yanına. Neler söylüyorsun Özlem Hanım? Ne işi, ne gelmesi? Yapışkanlığın bu kadarına da pes artık. Selamünaleyküm. Allah Allah. Telefonu da açmadı. Nerede bu kadın? Anlarız şimdi. Hoş geldiniz. Anne neredesiniz ya? Aradım cevap vermedin. Merak ettik. Duymadım vallahi oğlum. Umut nerede? Bilmem. Ne demek bilmem? Sizle değil Umut. Miydi? Umut. Burada yok. Umut. Hakan Banyo. Umut. Umut. Hakan aldı. Hakan çabuk. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi canım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Umut. Hadi. Hadi. Umut. Hadi oğlum. Allah'ım şükürler olsun. Aferin. Anne, nasıl yaparsın? Çocuk ateşlenmiş bademcik iltihabından. Annem de ateşi düşsün diye suya tutmuş. Sonra da unutmuş orada. Maalesef Tülay Hanım. Bu da hastalığın bir göstergesi zaten. Hocam, korktuğum şey mi? Evet. Annen Alzheimer ve maalesef hastalık hayli ilerlemiş. Sen de biliyorsun ki nöropsikiyatrik semptomların
ve davranış şekillerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık. Erken semptomlardan biri de hafıza kaybı. Geçmişi zaman zaman çok iyi hatırlasa da 5 dakika öncesini unutabilir. Ne yapacağız hocam? Hastalığı biliyorsun. Hepinizin hayatını zorlaştıracak. Bence en doğrusu bakım evi. Bakım evi mi? Hı hı, maalesef. Anne ne oldu? Niye ağlıyorsun? Umut benim yüzümden ölecekti. Yavrum boğulacaktı az kalsın. Allah beni kahretsin. Nasıl yaptım böyle bir hatayı? Anneciğim Umut iyi. Anjin olmuş. İyileşti bile. Hem öyle konuşma. Senin suçun değil. Elinde değil ki. Hastasın sen. Hastayım değil mi? Biliyordum zaten. Öleceğim. Öleceğim değil mi? Anneciğim Allah korusun. Ne ölmesi? Unutkanlık sadece. Yaşlılıktan bir şeyin yok. Üzülme. Kızım dur. Ne yapıyorsun kızım? Tamam anneciğim. Bir şey yok. Bence doktor haklı. Anneni bakım evine vermeliyiz. Hakan! Benden bunu nasıl beklersin? O benim annem. Canım, hamilesin. O çocuk için kaç sene bekledik biz? Neler çektik bilmiyor musun? Annem benim için neler çekti bilmiyor musun Hakan? Babam daha ben çocukken ölmüş. Hatırlamıyorum bile. Bu hayatta bir annem var benim. Anladın mı? O hem öğretmenlik yaptı hem beni büyüttü. Okuttu. Ben annemi hiçbir yere bırakmam. Peki Tülay. Ben bir şey demiyorum. Ama çocuğuma bir şey olursa, eğer ona bir şey olursa... İyi geceler Tülay. İyi geceler. Zaten aradığında bir şey bulamazsın ki. Ne yapıyorsun sen? Ha? Bana bak. Annem bebek bekliyor. Bundan sonra böyle hareketler yok. Bir daha böyle bir şey yaparsan hesabını sorarım ben sana. Tamam Hakan. Çocuk bir şey yapmadı. Canım benim. Tülay Hanım. Heh. Hatice? Durumlar nasıl? İyi iyi, bir sorun yok. Nilgün Hanım, bakın kızınız sizi soruyor. Selam söyle güzel kızıma. Selamı var size. Anne, sen ne yaptın ya? Sarma sardım, türlü yaptım, sütlaç da var. İşte senin sevdiğin salatadan da hazırladım. Bak, tavuk da var, her bir şey var. Of anne, of! Sevdiğim yemeklermiş. Saat kaç biliyor musun sen? Hı-hı. Güzel güzel yatağında yatıp uyuyacağına yaptığın işe bak.
Aa. Of, yak mısın hepsini? Evi de yakacaksın. Anne dur. Anneciğim ya. Dur, yandım işte. Anne. Bak. Ay. Ya çıplak elle tutulur mu bu? Gel. Ay. Gel şuraya. Acıyor mu? Bırak, acımıyor. Of. Dur, krem süreyim. Ver elini anneciğim. Bırak dedim, istemiyorum. Anne. İstemiyorum. Anneciğim. Sevmiyorsun beni sen. Bana bakmıyorsun da yemek de vermiyorsun. Hem o kadının yaptığı yemekleri de sevmiyorum. Benim yaptığım yemekler çok daha güzel. Bak bak. Anne. Bak. Bu da benim yaptığım yemek. Anne. Anne ne yapıyorsun? Dur. Bırak. Anneciğim. Çekil. Anneciğim dur. Anneciğim. Bırak. Lütfen anne dur. Bırak. Anne ne yapıyorsun ya? Lütfen anne. Anne. Ya anne. Ay. Ay. Of be. Tülay. Tülay. Tülay ne oldu? Tülay ne oldu canım? İyi misin? Hakan. Galiba bebeğime bir şey oldu. Canım. İyi misin? Bebek. Bebeğim. Artık bir bebeğimiz yok Tülay. Ben sana demiştim. Beni dinlemedin. Zamanında anneni bakım evine verseydik her şey başka türlü olabilirdi. Hakan sus ne olur. Tülay. Yıllarca bu bebeği bekledim. Hep bir umutla yaşadım. Soyadımı taşıyacağım. Soyumu devam ettirecek bir çocuk istedim. Kendi kanımdan. Kendi canımdan. Yeter ne olur sus. Merak etme, susacağım. Benim biraz uzaklaşıp kafa dinlemeye ihtiyacım var. Çok yıprandım. Artık dayanamıyorum. Böyle eve de, evliliğe de. Hakan, ben... Ne olur, sen de beni anla. Hakan! Haklıydı. Annemi kesin göndermeliydim. Şimdi bunlar olmayacaktı. Keşke her şeyi değiştirebilseydim. Keşke mümkün olsa da en başında. Allah'ım. Leo, çok bezgin bir halim var. Siz, başıma gelenleri bilmiş olman lazım. Ne sihir ne keramet sahip. Haline bakıp söylüyorum. Pişmansın değil mi? Anneni verseydin bakım evine, bebeğin şimdi kurtulmuş olacaktı değil mi? Evet, ne yazık ki öyle. Allah'ım, Allah'ım bu adam rüya mı kabus mu? Evet. Bir çeşit rüyadayız bu hayatta. Rüyada her şey olabilir. O zaman... Yani her şey olabiliyorsa... Zamanı geri çevirip her şeyi düzeltebilirim. Bebeğimi kurtarabilir. Hayatımı yanlışsız bir şekilde devam ettirebilirim. Her işimi düzene sokabilirim. Gökten kuşları yere indirir. Tavşanlara kanat da takar mıydınız acaba? Sen ne demek istiyorsun? Diyorum ki... İşler karışırken de akıl senin aklın değil miydi? Evet benim aklımdı. Aklına zam mı geldi? Hem de çok zam geldi. Artık hata yapmamayı öğrendi. Müthiş ilerleme. Akıl taşması olmuş sende.
Bana bak. Eğer varsa böyle zamanda geri döndürme hünerin, göster şimdi. Yoksa keselim bu lakırdıyı. Olacakları bilen efendi. Ben sadece olanı biliyorum. İstediğin şeyi yapman için gerekli olan anahtar. Madem geri dönmek istiyorsun, dön o zaman. Nasıl? Nasıl döneceğim? İşte anahtar. Karşında kapı. Anahtarı tak, çevir ve geri dön. Bu kadar mı? Tamam. Eğer dediklerin doğruysa, bak bütün yanlışlarımı aklımda nasıl düzelteceğimi göreceksin. Bebeğim ölmeyecek. Hadi hanım evlat. Madem aklına bu kadar güveniyorsun, işleri düzeltmek için acele etsen iyi olur. Bak, yelkovan akrebin üstüne gelene kadar vaktim var. Hadi. Hocam müsait misiniz? Gel Tülay gel. Hastalığı biliyorsun. Hepinizin hayatını zorlaştıracak. Bence en doğrusu bakım evi. Haklısınız hocam. Önerebileceğiniz bir yer var mı? Anneciğim senin bir suçun yok. Hem Umut iyi. Bir şey olmadı. Üzülme artık. Ne olmuş ki Umut'a? Yok. Bir şey yok anneciğim. Hadi eve gidelim artık. Hastayım ben. Hadi kızım eve gidelim. Hastalığını da bilmiyor aslında. Merak etmeyin. Sürekli doktor kontrolünde olacak. İlk günler biraz sıkıntı çeker ama sonra arkadaş edindikçe alışır. Bizler bu işin profesyonelleriyiz. Burada sinema günleri yapıyoruz. Geziler, yemekli toplantılar. İşin aslı, biz ona sizden daha iyi bakacağız doktor hanım. Buyurun. Sizi şöyle alayım ben. Anneciğim birazdan gelirim ben. Tamam kızım, tamam. Gel kraliçem. Bak burası senin odan. Bu prensesler de oda arkadaşların. Bavulun nerede senin? Sen ona bakma. Bu suratsız konuşmaz. Canım sıkılıyor. Sen de dilsiz misin yoksa? Bak ben Afife. Yıllar önce oğlum bıraktı beni buraya. Evlenmiş biliyor musun? Düğününe bile çağırmadı beni. Ve
Penceremi kapatma. Gölge etme bana. Aslında çok iyidir bizim prensesler. Hadi yerleş. Bak mis gibi de yatağın. Bavulunu da buraya bıraktım. Tamam. Kızımı bekliyorum ben. Bekle dedi, bir işi varmış. Birazdan gideceğiz biz. Penceremin önünden çekil. Tülay! Tülay! Kızım! Kızım! Gideli kaç yıl oldu biliyor musun? Evlenmiş biliyor musun? Bir de çocuğu olmuş. Hadi durma burada. Hadi içeri gir. Hadi. Hasta olacaksın. Var ya, erkek olursa dilesin benden ne dilerse. Baba, bisiklet de alır mısın? Bisiklet de neymiş? Dünyaları alırım oğluma. Bana da alır mısın? Alır oğlum. Sana da alır, almaz mı? Alırız, alırız. Bence kız olacak zaten. Vallahi kız olursa bir tane daha evladımız olsun derim. Ben erkek evlat istiyorum. Benim gibi değil mi baba? Hadi size afiyet olsun. Ben maça bakacağım. Hadi oğlum, yemeğini ye. Anne, babam beni sevmiyor mu artık? Sevmez olur mu Umut? Sen bizim canımızsın. Baban kardeş gelecek diye heyecanlanıyor o kadar. Ben de kardeşimi çok seviyorum. Hadi canım. İlik mi kan mı ne gerekiyorsa ben veririm. Canımı bile veririm. Ömer'imi kurtarın yeter. Size de eşinize de doku testleri yapılacak zaten. Ama doku uymazsa uygun donör bulunana kadar bekleyeceğiz. Veya pek etik değil ama satın alacaksınız. Ancak uygun ilik bulunursa ameliyat yapılabilir. Ve bu işlemler için yaklaşık 200 bin dolar civarında para gerekecek. 200 bin dolar mı? Kurban olayım doktor hanım. Ben nereden bulurum o parayı? Başka çare yok. Borç, morç, gerekirse kredi. Artık ne geliyorsa elinizden. Şimdiden para bulmaya çalışın bence. Peki, sağ olun. Serap, müsaitsen sana kontrole geleceğim. Tamam. Duyuyor musun? Evet. Allah'ın mucize gibi bir şey. Bebeğimiz sağlıklı annesi. Hiçbir sorun yok. Çok şükür. Bakın orada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anneanne. Anneannem. Umut. Anneanneciğim. Umut. Canım torunum benim. Hoş geldin kuzum. Anneanneciğim çok özledim seni, çok. Ben de kuzum, ben de. Annen niye gelmedi? Kim bu kadın? Ha? Anne. Anne mi? Benim de bir kızım var. İşte annem, görmüyor musun? Anne benim. Tülay. Kızım.
Bana bak Umut. Söyle annene. Seni böyle komşu kadınlara falan emanet etmesin. Hem özlememiş mi beni ha? Neden gelmedi? Anneanne, annem burada. Görmüyor musun? Anneannem seni neden tanımıyor? Anneannen hasta oğlum, unutuyor. Bir gün hepimizi unutabilir. Bence onu burada bıraktığımız için hasta oldu. Umut. Ben ona bakardım ki. Umut sus artık, ne olur. Anne ne olur anneannem eve gelsin. Ne olur. Aslanım yakında geliyor. Hakan. Hayatım. Biliyorum çok seviniyorsun çocuğumuz olacak diye. Ama Umut'un yanında biraz kendini dizginlesen. Nasıl yani? Ne yapıyorum ki? Sanki ikinci plana atılmış gibi. Yani ne bileyim eskisi gibi sevgi göstermiyorsun. Yazık o daha çocuk. Umut bizim çocuğumuz değil ki. Nasıl bizim çocuğumuz değil? O çocuğu biz büyüttük Hakan. Nasıl dersin bunu? Biz büyüttük ama anası babası biz değiliz. Hakan, çocuğun günahına girme. Evimizin bereketi oldu bugüne kadar. Ayrıca bizi annesi babası biliyor. Hem ben de öz oğlum gibi seviyorum. Ben de seviyorum tabii. Tamam, dikkat ederim bundan sonra. Farkında değildim çocuğun üzüldüğünün. Üzülmez mi? Anlıyor her şeyi. Neyse kapatalım bu konuyu. Ben gidip Umut'u uyandırayım. Bebeğim, hadi kalk. Umut. Umut? Hakan! 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 Umut gitmiş. Gitmiş. Duydu bizi. Her şeyi duydu. Amca işte burası. Bu ne? Anneannemin evi. Oraya götür beni. Annem baban nerede senin? Annem babam biliyor. Bak para verdiler. Anneanneme gideyim diye. Gel. Allah'ım sen onu koru. 6 yaşında bir erkek çocuk. Adı Umut. Bilmiyoruz nereye gitti. Tamam haber bekliyorum. Herkes arayıp soralım Hakan. Dur. Seninki galiba. Anneanne beni de unuttun mu? Hı? Anneanne seni almaya geldim. Ah canım benim. Hadi gidelim. Ben şu çocuklara bir bakayım. Koş. Bak geliyor. Biraz daha devireyim şöyle. Ya biraz da ben sallanacağım. Sen misin? Korkuyorum. Kalkma kalkma. Alo. Tamam. Bulundu mu oğlum? Ne? Bakım evi mi? Ne? Annem kaçmış. Ne? Acaba Umut... Anneanne yoruldum ben. Nerede bu senin ev? Kartal'a geldik mi acaba? Bilmem. Orası neresi? Denizi gördük mü tamamdır oğlum. Hava kararmadan gitmemiz lazım ama. Babam çok kızar. Polis amcalar. Koş anneanne koş. Hadi koş koş. Anneanne.
bir haber yok. Benim suçum. Hepsi benim suçum. Kadere rıza göstermek gerekiyordu. Değiştirmek değil Hakan. Saçmalama Tülay. Ne kaderi, ne değişmesi? Biliyor musun? Annem babam benim annem babam değilmiş. Beni istemiyorlar. Beni de istemiyorlar. Beni kimse sevmiyor. Çok üşüyorum. Hadi koşarak hemen karşıya geçelim de gidelim eve. Tamam anneanneciğim. Aa! Umut! Anneanne, anneanne! Umut! Anneanne kurtar beni. Umut! Anneanne tren geliyor. Anneanne, anneanne. Umut! Anneanne kurtar beni ne olur. Anneanne. Umut! Benim aklım gidip geliyor kızım. Hastayım ben. İyice kötü olmadan yazmak istedim. Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin. Hep yanımda olup bana baktın. Ben hatırlamasam da böyle olacak biliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ben gideceğim ya. Senden dileğim o da iyi bakmandır. O bir çare bize Allah'ın lütfudur. Evimizin bereket kaynağıdır. Bir gün kendi çocukların olursa yanlış yapıp Umut'u unutma kızım. Hakkın sana helal olsun. Anne. Ah anne. Umut'um. Canım. Ne yaptım ben? Nasıl kıydım sizi? Niye kaderime razı olmadım? İkiniz de beni affedin ne olur. Keşke hiç yanımdan ayırmasaydım. Anneciğim. Keşke bunlar olmasaydı. Oh. Başın sağ olsun. Olmadı. Hı-hı. Yine kaybettim onları. Çok iddialıydın hanım evlat. Yetmedi mi iddialı aklın işleri düzeltmeye? Yetmedi. Hani geri dönünce her şeyi düzeltecektim. Hani? Bir dakika, bir dakika. O cümlenin muhatabı sensin, ben değil. Dönmek istedim, ben de anahtarı gösterdim sana. Kapıyı da sen açtın, geriye de sen döndün. Dayanamıyorum. Kendimi affedemiyorum. Aklımı kaybedeceğim. Allah'ım ne olur beni kurtar. Bana yardım et, ne olur. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Tekrar geri dönebilir miyim? Bilmem. Bak, kapı orada. Anahtar da orada. Kapıyı açıp içeri girebilirsin. Hastaneye bebeğini kaybettiğin ana dönebilirsin. Karar senin. Bebeğini kaybetmiş olacaksın ama annen. O da bir umut. Hepsini kurtaramaz mıyım? Oo. Sen de hem balık ovandan yiyeyim diyorsun, hem de arılar ısırmasın diyorsun. Öyle ikisi bir arada olmaz. Olsaydı keşke denmezdi zaten. Hadi, hadi bir an önce seçimini yap. O meşhur aklını kullan bakalım. Peki geri dönersem... Bir gün yine anne olabilir miyim? Ben bir garip fani. Nereden bilebilirim evet. Geleceği? Ne yapıyorsunuz orada? Oh, şimdi bekçi gelene kadar vaktim var. Çabuk ol, çabuk. Hadi, adam gelmek üzere. Size diyorum, ne yapıyorsunuz orada ha?
gidiyorsun demek. Canım yavrum, hiç merak baba, etme. Baba gitme. Hemen geri dönecek. Merak etme oğlum. Dönecek hemen. Alayım. Hadi gül biraz. Aferin sana. Bak koca adam oldun artık. Bak ne diyeceğim. Annen sana emanet, tamam mı? Hadi. Tamam. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Baba dur gitme. Seni yarabbim. Bak oğlum. Ne diyorum? Hemen geri döneceğim, tamam mı? Hadi annene iyi bak. Hoşça kal. Hadi el salla babaya. Anneciğim. Anneciğim seni çok özledim. Umut, yavrum. Canım oğlum benim. Babam nerede? Sen yoksun, o da yok. Baban uzaklara gitti. Biraz işi varmış. İşi bitince gelecek. Kuzusudur o. Canım kızım benim. Anneciğim. Anneciğim seni çok özledim. Umut, yavrum. Canım oğlum benim. Babam nerede? Sen yoksun, o da yok. Baban uzaklara gitti. Biraz işi varmış. İşi bitince gelecek. Kuzusudur o. Canım kızım benim, bir tanedir o. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Herkese. Amin teyzeciğim. Bak, benim aklım gidip geliyor. Başka evlat olsa dayanmaz. Atar bir huzur evine, rahat eder. Ama benim Tülay'ım çok sabırlı. Canım benim. Canım. Anne. Canım annem benim. Çok şükür buradasın. Buradayım tabii deli kız. Nereye gideceğim? Canım. 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 Ömer. Elvan Hanım müjde. Hayırdır doktor hanım? Çocuktan aldığımız doku örneği Ömer'le uyum sağladı. Nakli gerçekleştirebileceğiz. Ömer kurtuldu. Yaşasın. Gözümüz aydın. Çok şükür Allah'ım. Hemen babasına haber vereyim. Canım, üzülme artık bebek için. Bir daha olur inşallah. Hakan bizi terk etti. Ne? Tülay. Tülay. Beni affedebilecek misin? Tülay ben... Bebek meselesi aklımı başımdan aldı sanki. Seni, anneni, Umut'u çok üzdüm. Sonra düşününce ne kadar yanlış yaptığımı anladım. Olan da hayır var derler ya. Belki de böylesi bizim için daha hayırlı oldu. Bir ailem olduğunu hatırladım. Evet. Hepimiz için hayırlı oldu. Demek ki hafifmiş. Tohum içinde nasıl kocaman bir ağaç saklar? İnsana önce tuhaf gelir. Küçücük tohumda, hafif bir çekirdekte nasıl büyük bir alem saklı olabilir? Aslında sevgili dostlar, musibetler de içinde ilginç güzellikler saklar. Nasıl doğum toprağa düşüp kendini heder etmeden ağaç olamaz? İnsanlar da musibet kışını yaşamadan bahara eremezler.
kışı yaşayan baharı hatırdan çıkarmamalı. O zaman kış soğuğu insanı dondurmaz.